Evet, merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Bela Bartok'un Yugoslav tarzında adlı parçasına bakacağız. Bu da çok güzel bir parça. Şimdi parçamızın ritmine bakalım. 2-4'lük. Evet. En küçük değere bakalım. 8'lik gibi görünüyor. Evet. Ne yapıyorduk? Ben tekrar açıklıyorum. Biz buna 1V diyorduk kendi içinde. Bu eşitti zaten 2 tane 8'liğe, değil mi? Buna da çalarken 1V diyorduk. Yani ne yapıyoruz? Bakın şurada bunlar 1V, şura 2V. 2-4'lük olduğu için en fazla 2V'ye kadar uzatıyoruz. 1V, 2V, 1V, 2V. Şimdi bakın, bu 1V tam ortasına yazdım. Sila da kendi içinde 1V. Yani burayı çalarken bu ikisini çalmış oluyorum. Şöyle özetlersem, aynı anda çalıyoruz. Bu da bunun içine sığmış oluyor. Şimdi burada da 1V, 2V. Burada susumuz var. Burada V'yi devam ettiriyor. Parçamızın soleli çok kolay. Bakın mi, si, mi, si, mi, si. Hep mi, si diye gidiyor. Yani şöyle baktığımda hiç başka bir nota. Mi, si. Şurada. Araya bir tane sol gelmiş. Yani sol diye sonra si de bitiriyor. Şimdi şöyle bir tekrar bakalım. Ha, parçamız 3 tane diyez almış arkadaşlar. Bu parça tabi biraz farklı bir parça. 3 tane diyez almış parça ya la majördür ya fa diyez minördür. Ama bu parça böyle hafif mi majör, işte biraz si majör gibi bitiyor ama farklı bir şey. Yani Bela Bartok'un daha çok böyle halk müziği armonisiyle yaptığı şeyler aslında. Kendine has bir stili. O yüzden buradaki donanımı çok önemsemeyip, yani bir hangi tonmuş gibi önemsemeyip, buradaki diyezleri kullanmamız yeterli. Yani fa diyez, do diyez, sol diyezi kullanmamız yeterli. Şimdi şuradan başlıyorum. Sonra şurayı bölümleyeceğim bakın. Nasıl yapacağız şimdi? Sol elden 3 tane mi si yaparak başlıyorum. Sonra si, la, sol, fa, sol. Mi, fa, sol, si. Şurada ne yapıyoruz? Hafif bir basunu. Si, la. Bakın bir vuruşta vuruyorum. Kaldırıyorum bakın. Si, la, sol, fa, sol. Mi, fa, sol, mi. Si, do, re, do, si. Do, la, si. Do, re, do. Bakın bu si hem var hem yok. Ben öyle diyorum. Nasıl? Görünüyor var ama çalınmıyor. Neden? Bakın si şu an uzatma bağıyla uzatılmış. Bura 1V iken bakın bir de burayı çalıyoruz. V'de burayı çalıyoruz. 2V'de buraya geçiyoruz. Burayı yapmak zordur. Ama sayarak yaparsanız hiçbir sıkıntı olmaz. Mesela şuradan itibaren saymaya başlayın 1V, 2V diye. Bakın şuradan yapıyorum şimdi si'den. Şu si'yi çalmayacağım. V'de buraya geçeceğim. Tam si'den alıyorum. Bakın. 1, V, 2, V, 1, V, 2, V. Gördünüz mü? Bir daha yapıyorum. 1, V, 2, V, 1, V, 2, V. Evet. Sol elle çaldığımda daha kolay olacak. Şimdi başlıyorum. Birinci satırdan başlıyorum. Elim burada. Bu elim de burada. İkisi de mi pozisyonda. Evet. 1 ve 2 ve 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 bu şekilde tekrara döndü. Buraya geldi. Tam şuradayım. Şurada sayacağım. Buraya dikkat edelim. Tam buradan alıyorum. Üçlerimizi de yazalım. Satırlarımızı. Birinci satır, ikinci satır, üçüncü satır, dördüncü satır, beş. İkinci satırın bir, iki, üç, dördüncü ölçüsünden alıyorum. Evet. Bir ve iki ve. Bir ve iki ve. Bir ve. Gördünüz mü?
C'de bu, V'de bu, bunu çalıyorum ve devam ediyorum. Şuradan tekrar alıyorum. Evet. Bakın bu cümle bağı buradan geliyor. Bu uzatma bağı. Aynı notayı birbirine bağlıyorsa farklı ölçü içerisinde de olabilir. Buna biz uzatma bağı diyoruz. Yani bu si'yi çalmıyoruz. Elimizi de kaldırmıyoruz. Bu ses uzuyor. Yani iki vuruşluk si 3 vuruş oluyor aslında. Şöyle tam burada da buraya geliyoruz. Nereden alayım? Şuradan alıyorum. 3. satır 5. ölçü. Tam buradan alıyorum. 1 ve 2 geldi. Baştakinin aynısı gibi. Evet. Şimdi şöyle baktığımızda şurada da bir basonumuz var. Hem de susumuz var arkadaşlar. Ve burada kaç vuruş? Mesela bu iki vuruş. Bu iki vuruş. Bu iki vuruş. Bu buna bağlanmış, bu buna bağlanmış. Yani 2, 4, 6. Şöyle yazayım. 2, 2, 2. Toplam ne yapıyoruz? 6 vuruş uzatıyoruz. Burası da aynı. 2, 2, 2. Arada altılar var. Artılar var. 2, 4, 6 vuruş uzuyor. Burayı ses bitse de piyanodaki ses, biz yine elimizi kaldırmayalım. Bu sesi besteci böyle istemiş, uzasın istemiş. Şuradan alıyorum. Buraya kadar çalacağım arkadaşlar. Dördüncü satır, dördüncü ölçü. Tam şuradan alıyorum. Evet. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Peki bu bir, iki, üç, dört, beş, altıyı neye göre söylüyorum? Parçanın gelen ritmine göre. Yani kendime göre şöyle yapmıyorum. Mesela parça böyle geliyor diyelim. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye bir ritim saymıyorum. Parçamın hızı nasıl geliyorsa buradaki 6 vuruşluk ritmi de ona göre sayıyorum. Mesela hızlı geleyim. Şuradan hızlı geleyim. Bakın. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 2. Tamam. Bir daha yapıyorum. Bakın. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Gördünüz mü? Mesela daha hızlı yapayım. 2, 1, 2, 1, 2. Hemen bitti. Ama diyelim ki çalışıyorsunuz. Yavaş haliyle önce çalıyoruz. O zaman ne yapıyoruz orayı? Ona göre soyuyoruz. Bakın. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ona göre parçamızı bitiriyoruz. Öncelikle mesela bu parçanın bir sol elini ayrıca böyle çalışabilirsiniz. Mesela şöyle aldınız. Tabii gözden kaçırabilirsiniz. Çünkü hepsi, bütün sol el mi si sonda var. Biraz bunu hızlandırabilirsiniz. Esnek bir şekilde şöyle bu şekilde yapmanız daha kolay olur. Evet. Sonra arkadaşlar diyelim ki parçayı hızlandırmak istiyoruz. Bakın önce yavaş çalacağım. Nasıl bir parçayı nasıl hızlandırıyorum? Şimdi bakın baştan alıyorum. Şuradan alacağım. Hiç buraya girmeyeceğim. Bakın önce böyle alıyorum. Bir daha aldım. Elim alıştıkça zaten hızlanacak. Gördünüz. Evet. Şimdi arkadaşlar baştan sona bir parçayı çalayım. En azından müziğini duyun. Orta tempoda çalacağım. Orijinal hızında çalmayacağım.
eğitim maksatlı olduğu için. Yoksa parçamız böyle çalmayacağım, biraz daha yavaş. Bitirişlerde şunu da yapabilirsiniz. 6 vuruş ya orası. Ses bitene kadar da uzatabilirsiniz. Evet. Bitti gibi. Evet arkadaşlar. Bu çalışmada, videoda Yugoslav tarzında parçasında şöyle bir incelemiş olduk. Diğer çalışmalarda söylediğim gibi bol bol dinleyip aynı şekilde analiz ederek bu parçaya yavaş yavaş ölçü ölçü, sonra 2 ölçü, 3 ölçü, 4 ölçü. Mesela bu parçayı şöyle bölebilirsiniz. Bazen biz 2 ya da 4 bölüyorduk ya, burada biraz farklı. 3-3 bölebilirsiniz bu parçayı. Daha mantıklı. Çünkü melodiye baktığınız zaman 1-2-3, 2-3. Bu şekilde bölebilirsiniz parçayı. Evet. Bir sonraki çalışmada görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.